Görüyorsunuz ki bu geniş bir mekanda emeği geçen tüm canları kutluyoruz. Bugün bize bu geniş sahada sizleri de burada rahat etmeniz için bir mekanda onu uğurlamak için de hazır bulunuyoruz. Bu derneğimizin 3 tane dedesi vardır. Dedemizin birisi Türkiye'de, birisi içimizde, Gülüm dede de burada. Bu Gülüm dedem de buraya alıyorum. Ondan sonra bugünkü yapacağımız erkanımız yalnız burada helallaşma, kapı önünün helallığı demektir. Buradan sonra 1:30'da Oberamstadt Fritofsunda, orasında tekrar erkan namazı kılınacak. Yani 1:30'da orada olmanız da lazım. Bugünkü buradaki yapacağımız erkanımız şeriatımızı uyandırdık. Hakka yürümesi erkanı, insanoğlunun dünyaya gelişi olduğu gibi bir eser. İnsanoğlunun eseri yine çevre rızalığı, enel hak rızalığı, ahiret yolculuğu helallığı, cenaze duası ve ihlas duası, 12 imamlara hitaben bir dua ile burada bacımızı yolcu edeceğiz. Değerli canlar, cep saatleri olanlar, saatlerini lütfen yani telefonları olanlar, telefonları lütfen kapatsınlar veyahut da sessiz alsınlar. Canlar, mefta kapının önündedir. Hepinizin de ayağa kalkmasını istiyoruz. Ruhu pak nebiye verelim selavat. Allahümme sen ala seyyidine Muhammed ve ala aleyhine. Canlar, hepimizin, herkesin konuşması gerekmez ama biliyorsunuz buradaki, buralarda hizmet gören dedelerimizin, pirlerimizin, cenablerimizin, tüm cenablerimizle hizmet gören hizmetlere gelen dedelerimizin hepsi de bu hizmetleri yerine getirecek kadar bilgiye, birikime sahip. Eskisi gibi değiliz şükür. Cenevlerimiz var. Artık kendi hakka yürüyen canlarımızın bir yerde perişan olması, sağda solda zorluk çekmeden evimizden toprağa teslim edene kadar yapabiliyoruz. Evet. Thank you.
gerçek bir canlar. Dışarıdaki canlar da bir zahmet yaklaşsınlar tatmininden doğru. Oradaki canlılar çağırsınlar. Yol aşkına, fiil aşkına, ehli beyt aşkına, geçmişlerimiz ve geleceğimiz aşkına, bütün canlar aşkına, bugün aramızdan bedenen ayrılan, hakkından hak bulmuş ve yönünü toprak anaya, hakka dönen değerli anamız, bacımız, güzel insan ve Kenan abimizin hayat arkadaşı, sevgili kızımızın da güzel annesi bugün hakkın rahmetli ulaştı. Bedenen aramızdan ayrıldı. Hatta yürüdü ve toprak anayı nasıl olacak? Bu nedenle bütün aile adına ve bütün dostları adına, sevenleri adına sizleri hak aşkına gönlümüze iman ettik. Cenab-ı Hak cümlenize sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk versin. Hiçbir anneye, babaya, sevdiklerimize evlat acısı, ciğer acısı vermesin. Kimsenin evine ateş, tufan düşürmesin. Ağır hastalarımızı, yaşlarımızı evden avuca düşürmesin ve sahipsiz tarafsızlarımız. Evet, bir gün doğduk. Bir gün de bu dünyayı terk edeceğiz. Ama önemli olan Cenab-ı Hakk'ın bize var ettiği bu kainat üzerinde yaşadığımız sürece birbirimize olan saygımızı ve sevgimizi göstererek Yaradan'ı seviyoruz. Yaradılanı da Yaradan'dan dolayı seviyoruz. Çünkü Cenab-ı Hak insanı yaratırken sana şah damarından, can damarından daha yakın. Yani nereye dönersen, her nereye bakarsan hakkın varlığı insandadır. Onun için yaratılan bütün canlılar içerisinde en kutsal varlık insandır. İnsana hizmet, hakkı hizmettir. Bu nedenle birbirimizi incitmeden, birbirimizi kırmadan, dost dostun kusuruna bir bakmaz, iki bakmaz, üç bakmaz, hiç de bakmaz değil. Bir bardak suyun yedi akıllı haklı var diye birbirimize haklarımızı helal edersek, sevgimizi, birliğimizi ve saygımızı paylaşırsak hem bizler, hem çevremiz, hem ailemiz çok mutlu olur. Bu nedenle de Cenab-ı Hak birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin. Özünde, sevdasında, yüreğinde Hak Muhammed Ali sevgisini gönlünde, bedeninde, yüreğinde hisseden ve insanın merkezine koyan, insanların dilini, dilini, ırkını, milliyetini, rengini, cinsiyetini ayırt etmeyen ve rızasız lokma yemeyen, barışı, demokrasi ve insan haklarını savunan, eline, diline, beline sahip olarak mazlumun ve haklının yanında durup, haksıza karşı durarak, haklının hakkını haksızdan alıp haklıya sahibine teslim edilmektir. Ve elini hakka açıp, haktan alıp, halka vererek, hakkından hak bulup ve bütün kötülüklerinden arınıp, özünde benliği atıp, benlikten kurtulup, gönül evine hak sevgisini mihman eden canlar ve kazandığı maddi kazançlarını maneviyete çevirerek, ölmeden evvel ölüp, gözünü pirinin darına çeken ve vicdanını suyla temizleyen, bedenini suyla temizleyen, vicdanını pir huzurunda temizleyen, pir hünkâr Hacı Bektaş Veli'nin buyurduğu gibi insan bedenini suyla yıkar, kirlenir, bir daha yıkar ve bir daha temizlenir. Ama önemli olan akarsuları bulandırmamak. Önemli olan o yaşamı kötülememek. Suyla bedenimizi temizleriz, özümüzü dara çekip yaşadığımız sürece ölmeden evvelir. Özüm darda, yüzüm yerde, Hak Muhammed Ali divanında, pir huzurunda kim benden incimizse hak aşkını yüzünü dara çeksindir ve ölmeden evvelir gönül imanını temiz etmektir. Onun için de bugün bedenden aramızdan ayrılan canımızla hakkın huzurunda özünün şu anda beden olarak darda ve bizler onu temsil ediyoruz. Şu anda aramızda pirlerimiz var, müşriklerimiz var, ocaklarımız var. Bütün ocaklara, bütün pirlere aşk niyazımız. En evvel hakta hiçbir ocak, hiçbir pirin birbirinden üstün tarafı yok. Biz de Beyt-i Soy'dan geldiğimiz için gönül kalsın, yol kalmasın, yol cümleden muhtemeliyiz. Hizmetin küçüğü büyüğü yok, hizmet artıcı. Hepinize saygılarım. Evet canlar, biraz sonra Hakk'ın rahmetine geçen canımız için dua edeceğiz. Ana çok kutsaldır. Ana sormayanın babası olmaz. Hazreti Muhammed Mustafa da ne demişti? Ben de bir peygamberim. Ben de bir ana peygamberim. Onun için ana çok kutsaldır. İlk öğretmenlik görevini anaya vermiştir. Çünkü ana o çocuğu bulmuştur. Başında taç Muhammed Mustafa demişiz. Ali'ye Murtaza demişiz. Kulağında küpe şebberi şübbe Hasan Hüseyin demişiz.
ve yaratıldığında Adem'in saçlar ucunda Cebrail'in kanat ucunda Hazreti Fatıma yazdığını demişiz. Bu nedenle de ananın başına niyaz olmuşuz Allah Muhammed Aleyhisselam. Dişi hayvanı bile kurban kesmemişiz ürettiği için, doğurduğu için. O analar bizim hepimizin başını taşıdığı için de analara, babalara, büyüğümüze karşı olan sevgimizi, saygımızı göstererek onları muhannetle muhtaç etmeden Allah elden avuca düşürmesin. Son yoluna kadar evlatlar olarak görevimizi yatırıp yerine getirmemiz lazım. Onun için yılın hakka dönen canımızda cennetimizde olduğu gibi cemal cemala pir huzurunda nasıl aranıyorsak cenaze erkenimizde o şekilde duamızı yapacağız ve dört bölümden cenaze erkenimizi yapacağız. Birinci bölüm tevhid, Allah'ın birliğine inanıp iman etmek. İkincisinde Adem peygamberden akıl zaman peygamberi Muhammed Mustafa'ya gelinceye kadar bütün peygamberlere gelebilecek dört kitaba, dört peygamberlere inanıp iman etmek. 351 selavat, dördüncüsü Hakk'a yürüyen değerli döndüğü bacımız için selavat ve buradaki duamızı, salavatımızı, Fatiha'mızı bittikten sonra da Hakk'ın rahmetine göçen canımızı sırlayacağız toprak anayla. Ve sırladıktan sonra da Fethiye Kültür Derneğimizde saat 3.30'da canımız için bir aynesi hak lokması verecek. Çok kutsaldır o lokmadan almak. Çünkü ne deriz? Ölülerimizin geçmişlerinin canındayız. O lokma o zaman kaldırılır. Buradan da oraya gidecek. Biraz önce başkan da bana söyledi. Hepinize saygılar. Dilin dine yoktur. Hangi dille konuşuyorsanız, hangi dille kendinizi ifade edin, o dille konuşun. O dille Yaradan'a yalvarın. Allah hepinize sağlık, sıhhat versin. Ben babayı Türkçe yapacağım. Hepinize saygı vereceğim. Evet. Bir duaz okuyacağım ve peşinden de tekrar demin de söyledim ama unuttum onu, bir bölümünü. Helallık alacağız, rızalık alacağız. Dost dosttan, kulluktan razı olmasak da kulluktan razı olmaz. Önce biz birbirimize haklarımızı yaratacağız. Daha sonra da bizi yaratan Cenab-ı Hak bizlerden razı olacak. El ele el hakkı hepinize aşkı ibadet ettir. Evet canlar. Uçtu havalandı. Gönlün kuşa mı o kuşlar? Nedir? Bu gönül sevdasıdır. Tabii ki gönülde kalacak. Ey yerenler! Çün bu sırrı dinledim. Huzuru mürşide vardım bu gece. Hakikat sırrını anda dinledim. Evliya erkanını gördüm bu gece. Mürşidim Muhammed bildim yolumu. Rehberim Ali'dir verdim elimi. Tığı ben dile bağladılar belimi. Erenler meydanım gördüm bu gece. Erenler rahına eyledim iman. Kalmadı gönlümde zerrece güman. Ne bilsin bir sırrı, mevranı gezip, küllü varım hakka verdim bu gece. Andelik misali avaz ederek, kat'i semayla pervaz ederek, yedi azayla niyaz ederek, gerçekler erkanı gördüm bu gece. Pir sultanım hakka niyaz ederim, erenlerin rahına doğru giderim, küllü varım hakka teslim ederim, hakkın cemalini gördüm bu gece. Canlar burada Pir Sultan nefesinin bir dörtlüğünde Yezid-i Mervan diye geçer. Yezid demek bir isim değildir. Yezid demek insanın kötü düşüncesidir. Yezid demek insanın art niyetidir. Yezid demek için insan içindeki kindir, kibirdir. Kim ki bu kötülükleri yapıyorsa o Yezid'dir. Yezid bir semboldür, kötülüğün semboldür. Nedenle de canlar? Hani bazen diyorlar işte niye aynı bir şey yok. Yezid, her milletin Yezid'i Yezid'dir. Her kötünü kötü de Yezid'dir. Anlamlı. Evet. İsmi Şah, Allah Allah. Değerli canlar, aramızdan bedenen ayrılan, toprak anadan gelin ve bir anne karnında insan sıfatını alan, hakkın emriyle dünyaya gelen ve tekrar yönünü hakka dönen değerli döndüğü Sevim bacımız aramızdan ayrıldı. Hakk'a yürüdü. Başta eşini, çocuklarını, sevenlerini, bütün yakın dost ve akrabalarını ağır acılara kalktıydı. Ve Cemal'in de bütün sevdiklerini hasret bıraktın, Hakk'ın rahmetine ulaştın. Hakk'ın yarattığı her can akıbeti bir gün tekrar Hakk'a dönecektir. Şimdi sen Hakk'ın divanına vardın. Ey döndü bacımız, sen Hak Muhammed Ali'nin yolunun bendesisin. Gerçek velilerin, evliyaların, enbiyaların, erenlerin dar-ı divanında yüzün ak, özün pak olan. Allah Allah. Yoluna, mürşidine, pirine, hüsnü nizam olan ikram-ı itikadın Hakk'ın katında sana yardımcı olan. Allah Allah.
Aliyer Mürteza'nın divanında ikrar imanını makbul ve kabul göre. Allah Allah. Bedenin bizlerden ayrılsa bile bunu bizlerle birlikte özümüzde aşkı niyazla sevgimizle hatıralarla anlayacağız. Bahri Karşı Niyaz ve temannamız Tehli Beyt'in tatarından hayatından mahrum olmayasın. Allah Allah. Hizmet bizden Şafa, Şah-ı Merdan, Ali'den olur. Allah Allah. Canlar şimdi zal kalacağız, herhalde kalacağız. Ölürse beden ölür, ten ölür, canlar ölesi değil, canlar ölür, canlar ölür. Onun için de Yunus Emre'nin güzel bir sözü var. Hep böyle bazen bakarız ki, şuyumuz olsun, buyumuz olsun, hanlarımız olsun, apartmanlarımız olsun, çoluğumuz, çocuğumuz, her şeyin hayırlısını Cenab-ı Hak nasip etsin. Evlatlarımızın hayırlısını nasip etsin. Ama hakkın rahmetine geçen kez hiçbir şey bu dünyadan cebimize, politikte köşede işte biraz önce hizmetini yapan bacı da yıkamıştı. Sizler de herhalde suyu döktünüz. Sizler de hep sizin kalbinizle kabul olsun. Hizmet eden canlarım. O üç metre bez nasip olup sanıyorsa ne düğmesi var, ne ilgi var, ne de cebim. Sen onu götürebilirse, götürebilirsin. Onun için ne diyor ki bir karacık başlarında? Aralıklarda değildir, keramet baştadır, tarzda değildir. Her nağlar isen kendini aradan, Kudüs'te, Mekke'de, Hacı'da etsen de bir güzellik varsa deriz ki hak rahmet etsin. İyi bir insandı, hakkın rahmetine göre. Evet canlar, şimdi rızalı kalacağım, helalı. Tekrar Yunus'tan, genç atlardan bir nefes ve ekranımıza başlayacağım. Fırsat eldeyken bir amel kazan, büyük cemalin büyük Yunus olsa gerekir. Zevkine aldanma, takma dünyaya, dünya malı burada kalsa gerekir. Yarın hakkın divanına varılır, uzun mahşer günü sual sorulur, günahın tartarlar mizan kurulur. Anda haklı hakkını alsa gerekir. Cahil bildiğinden hiç geri kalmaz, bin nasihat etsen bir kulağı almaz, kişinin ettiği yanına kalmaz, herkes ettiğini bulsa gerekir. Bana düğüne geldi Mevla'dan da, değil tutulur ol der verilmez cevap. Kimine lütfolur, kimine azap. Cennet tam haktır da olsa gerekir. Genç aptalım hakka yakın olana, itikadı bütün sadık olana, hakikatta hakka aşık olana divanda şafaat olsa gerekir. Canlar elimizi açtığımız zaman Allah orada burada değil. Hak her yerde var. Cenab-ı Hakk'ın varlığı neresi orası çok kutsaldır. İnsan nerede varsa orası kutsaldır. Elimizi açıp havayı açtığımız zaman diyoruz ki, Ya Rabbi sen Yaradansın, sen var edensin. Bu kainatı bize var ettin, sana şükürler olsun. Niyaz mı diyorum sana ve seni gönül evimle iman ettim. Anlamı bu yanlış. Yoksa ibadetin şekli, şemali yok. Evet canlar, herhalde kalırken ayakta durabilen canlar ayakta kalsın. Yaşlı olanlar oturabilir. Yunus der ki, sular hep vakti geçti. Kurulduğun bu vakti geçti. Nice han, nice sultan tahtını bıraktı geçti. Dünya bir pencere değil, her yere şöyle bir vakti geçti. Hepimizin bakacak o pencereden Cenab-ı Hak hepimizi sağlık ve sıhhat ve rahatımızla anlaşılabilir meydan sesi. Allah Allah. Bismillah, Allah Allah. Evet canlar, Hasan dedemiz, pirimiz kemerinde rızalı kaldı. Biraz önce konuştum. Her niyazı. Birinde de diğer ikilerinde. Ama tabii ki daha çok canlar hep burada olduğumuz için de biz tekrar birkaç dakika zamanımız alıp rızalı için tekrar almak zorunda kaldık. Helal edin hizmetlerinizi. Onlarınızı yapmak istiyorum. Bismillah Allah 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 Allah. Allahümme sallâle seyyidina Muhammed Mustafa'nın bir hürmetine. Bak ne ilahe illallah. Bilsin Muhammeden Resulullah. Aliyyü Veliyullah Veliyyü Aliyullah. Ehli Beyt-i Keremullah Müşrülü Kemullah Şafahat'tır. Ya Resulallah. Canlar, toprak anadan var olduğunuz ve bir anne karnında bize bir insan sıfatıyla yenileyen, hakkını emretmeye gelen değerli döndü canımız bugün aramızdan bir şeyi dünyadan ayrılıp hakkın dünyasına katılıyor ve geçiyor. Hakkı eden canımız doldu, yedi kişi de ağlayıp güldü, çalıştı, çabaladı, birçok şeylerle karşılaştı. Bu canımız halk ile bizlerin dilediği tek şey o huzurunda kendisine vereceğimiz gönül razılığıdır. İşte burada kendisi halk ile bizlere şöyle sesleniyor. Tenim, teneşirde, canım hak yolunda bu dünyada bir şeriat aleminde ömür sürdük, yedik, içtik, konduk, göçtük, evi haktan geldik. Bir içim suyun bir lokmanın yedi adım yolun hakkı var.
Bile demeyen bu canımız cümle sevenlerinin ve dostların huzurundadır. Canlar, bu canımız dönüşüm olmayan bir kodlara çıkıyor ama sevenleri yakınlar aramızda. Onlar hakkını vermeye, döktüğünü doldurmaya, yıktığını kaldırmaya, dost gönlünü hoş kılmaya hazırlar. Hakkı olan ayrılmış, incinmiş, gücenmiş kimseler varsa dile gelsin hak aşkına hakkını talep etsin. Canlar, insanların hayatı sadece bir anmış gibi geçip gidiyor. Hak'tan geldik yine Hakk'a döneceğiz. Hak'tan bir hakikattan başka sığınacak bir yer yoktur. Hakk'a sığınma umudu sadece darda ve zorda olmamalıdır. İnsanoğlu her an ve her yerde inandığı varı var eden varlığı kabul ederek gönlünde, özünde, benliğinde yaşatmalıdır. Fırsat elden gitmeden, gaflet perdesi açılmadan zamanı fırsat bilmemiz. En önemli olan şey doğmak ve ölmek arasındaki zaman diliminde yolunu, edebini, ikrarını, itikadını, ikrarını, inancını ve insan çözgüce yaşamasını bilmek ve bilmek üzerinde yaşadığımız bu fani dünyadan göçtükten sonra kubbet hoş bir seda ve insanlığa yarattığı bir eser bırakarak hakkın huzuruna alın açığıyla çıkmalı. Pirimiz, üstadımız, Hünkar Hacı Bektaş Veli buyurur ki, benim üç iyi dostum var. Birisi ben ölünce evde kalır, birisi benimle birlikte gelir, birisi yolda kalır, birisi de benimle birlikte gelir. Evde kalan malımdır, yolda kalan ailem ve yakınlarımdır. Benimle birlikte gelirse iyiliklerimdir. Deriz ki ne zengindi, ne fakirdi, ne uzun boy yüzü ne de güzeldi. Ama deriz ki iyi insandı, hak rahmetlisi. Cenab-ı Hak cümle canları iyilerden tavaf eylesin. Allah Allah. Canlar, aramızdan ayrılır Mehmet'in mekanı olan Hakk'ın huzurlarından bu canımız bizlerin dualarına ve gönül razılığına hakikat meydanına geldiğinde hayırlı amellere ihtiyaç duyuyor. Canlar böyle bu candan ağrılmış, incinmiş, yücelmiş, dargın kırgın alacak, diverecek her kim varsa dile gelsin, hak olan hakkını hak aşkına talep etsin. Teni turan, ruhu hak ile hak olacakların faniden davru bakacağımıza gelecek. Bu canın üzerinde haklarınız varsa haklarınızı helal ediyor musunuz? Canlar, hakkı hakka kilometrede gören, elanak yerleşim ve hakka yürüyen bu yol bacısı sizin içinizde yediği içli konduğu göçtü. Sizlerle beraber yaşadı, o şimdi Hakkı'ya göçüyor, biz ne Hakkı'yadayız? Bu canın üzerinde maddi manevi haklarınız varsa haklarınızı helal ediyor musunuz canım? Helal ediyor musunuz canım? Helal ediyor musunuz canım? Helal ediyor musunuz canım? Helal olsun diyenlerden Hak Muhammed Ali cümle canlardan razı olsun. İsmi Şah, Allah Allah. Mutlak ve kadir olan Hak. Gönlü sanılır, ilahi olarak dönen, dönerek huzuruna gelen bu can, temmüce kelemine, rahmetine ve affına muhtaçtır. Hatta koşup bu canımızı gelmiş geçmiş erenlerin evliyaların yüzü cömertle manevi kirlerinden arındır ya Rabbi. Allah Allah. Yüce Allah'ın Rahman ve Rahim olan ismini hak için, gönlü sana çevirmiş, bu canı Muhammed Mustafa'nın şefaatine nail eyle, ehli beytin darından, katarından, idarından ayırmayasın. Allah Allah. Ali yani, en mürtezan yüzü cömert nasip eden bu canın ruhunu şart, toplağını bol ile yarattın. Allah Allah. Ey bütün alemlerin yücesi olan Allah'ın Hatice-i Kübra, Fatıma-i Zehra için bilerek ya da bilmeyerek kusurlarını affeylesin. Allah Allah. Şah Hasan-ı Çiriza, Şah Hüseyin'in Deşti Kerbela aşk hürmetine menzil-i mübarek ruhunu şahat eylesin. Allah Allah. İmam Zeynel Abidin Muhammed Bakır aşkı hürmetine ruhunu ilahi nurundan kullandır. İmam Cafer İlmi Hakkı'nın sana karşı yaptığı herhangi bir isyanı varsa sen affeyle yarabbim. İmam Hüseyin Kazım Hakkı için büyüğüne, küçüğüne karşı bilerek ya da bilmeyerek bir haksızlık yapmışsa sen bağışlarsın, katında bağışla yarabbim. İmam Rıza, Muhammed Taki Ali'ye nafi yüzü sürmetine, konu komşusuna bir kötülüğü dokunmuşsa sen affeyle yarabbim. İmam Hasan Aleskeri, Mehdi Sahip yüzü sürmetine tekrar inanmış imam sahibi, ehli beyt bendesi olarak ruhuna hayat ver yarabbim. Hünkar Hacı Bektaş ve Nürmet'in ona ihsanını artır. Bütün emrini hükümeten Yüce Allah'ın okuduğumuz bu hikmetleri, insanlık uğruna canlarını fethedip, bütün şehitlerimizin, erenlerin, evliyaların, aşıkların, sadıkların, gelmişlerin uğruna varlığını sen huzuru makamında kabul edin. Allah Allah. İsmini saydığımız ve sayamadığımız velilerin, nebilerin, erenlerin, evliyaların yüz hürmetine verdiğiniz hükmetleri kabul eyle, emeklerimizi boşa çıkarma ya Allah Allah. Daha
Burada bulunan bütün canların geçmişine rahmet eyle. Hepimiz bu adına geldiğimizde Rabbim Allah, Peygamberi Hazreti Muhammed, rehberin Aliyen Murtaza diyerek ömrümüzü tamamlamayı nasip eylesin. Hakkın huzurunda Umut Divanı'nda sordu günün derinler yardımcımız olan. Ben Ali Sırrı Devi Pirimiz Usta adımız Hünkar Hacı Bektaş Veli Kerem'i Erdiye Gerçekler Devne Hü Mümine Yâri. Evet canlar, şimdi cenaze erkanı bazı canlar namaz olarak bilir, bazıları salat olarak bilir. Çünkü Arapçada salattır ya da Farsçada, Arapçada namaz geçer, Türkçede ibadettir. Allah'a yalvarmak der mi de söyledi? Dinin dini yoktur, hangi diller konuşuyorsanız o diller. Biz cemlerimizde nasıl pirimizinden cemal cemala geliyorsak, daha meydanda nasıl semamız dönüp duamızı alıp toplamızı atıyorsak, şu anda yığınlarda dönen döndü bacımız için de aynı hizmeti yapacağız. Hak hizmetlerinizi kabul eylesin. Buraya geçeceğim şimdi. Orada yani dedim ibadetin şekli yok. İlk birinci tevhidde Allah'ın birine inanıp iman etmek. Elimi böyle yukarı kaldırdığın zaman ya Rabbi sen varsın, sen yaratansın, sen yücesin, sana niyaz olduk deyip ve dört bölümde de dört duamızı yapacağız. Cenab-ı Hak eksiklerimizi tamamlayasın hizmetinize. Hak katında kabul olsun Cenab-ı Hak. Ümmet eyle. Ölüm ne babayı bırakır, ne de evladı alıkoyur. O öyle bir geçittir ki herkes oradan geçmeye mecbur. Şah-ı Merdan Hazreti Ali'nin güzel bir nefesi canlar. Canlar hatta yürümeye canlı sefer ediyorum. Ayakla Allah kısası için dört bölümde yaptım. Birincisi tevhid, Hakk'ın birliğine inanmak. İkincisi gelmiş geçmiş bütün peygamberler, ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa'ya inanmak. Üçüncüsü Ehl-i Beyt'e 12 imamlara aşkına selavat. Dördüncü Hakk'a yürüyen can için gülbek selamlar olmak üzere. Dört bölümde Cenab-ı Hakk'ın üzerine canımıza hizmet edeceğiz. Canlar, niyet ettik Hak için niyaza. Muhammed Mustafa ve Ehl-i Beyt için selavata, Hakk'a yürüyen can için duaya, durduk divana, uyduk Hak Muhammed Ali, Ehl-i Beyt'e 12 imamları. Bismillah, Allah Allah, Hak birdir Muhammed Mustafa Hakk'ın elçisi ve Aliyen Mürteza Hakk'ın velisidir. Ey Yüce Allah'ım, senin kudretin sonsuzdur. Sen mürekkanısın, sayısız alemleri yaratan sensin. Cümle canlar niyetinde sana dönecektir. Şefaat kanı olan sensin. Erler, enbiyaların, erenlerin yüzü söhbetine yönünü sana dönmüş, sana gelen bu canın varsa kusurlarını bağışla, ruhunu şad eyle ya Rabbi. Bismillah. Allah Allah. Hak birdir Muhammed Mustafa Hakk'ın elçisi, Aliye Mürteza Hakk'ın velisidir. Bütün nebiler hakkı için. Hazreti Adem'den Muhammed Mustafa'ya kadar gelmiş geçmiş 124 bin nebi dört kitabın yüzü hürmetine her iki cihanda mekanlarımızı nurlandır ya Rabbi. Allah Allah. Bismillah. Allah Allah. Hak birdir Muhammed Mustafa Hakk'ın elçisi ve Aliye Mürteza Hakk'ın velisidir. Yüce Allah'ım senin mübarek kıldığın Ehl-i Beyt'ine salat ve selam olsun. Onların nurunu ilahi nurundan nurlandır. Dualarımızı Ehl-i Beyt'in hürmetine dergah izzetinde kabul eyle, bizleri Ehl-i Beyt'in katarından, didarından ayırmayasın. Allah Allah. Şah-ı Merdan Ali'nin ve 12 imamlar hakkı için, kıtlar hakkı için, Ehl-i Beyt'i ikrar verenler için sana dönen bu canımızın kusur ve eksiklerini bağışla ya Rabbi. Allah Allah. Bismillah, Allah Allah. Hak birdir Muhammed Mustafa Hakk'ın elçisi, Aliye Mürteza Hakk'ın velisidir. Ey yönün Hakk'a çevirmiş olan can, insanların akıbeti Hakk'a yürümek. Sana bu yolculuğunda Hakk'ı zikreden dervişler aşkına, Hakk'a gönül veren, Hakk'ı zikreden dervişler aşkına, Hakk'a gönül veren velilerin, ruhların, evliyaların ve enbiyaların aşkına, Hakk'ı dilinden ve gönlünden düşünmeyen canlar aşkına, Hak Muhammed Ali Yardımcın, Hazreti Hızır yar ve yoldaşın olsun. Allah Allah. Mekanın Hakk'ın nuru olsun. Allah Allah. Ya Hak, şüphe yok ki sen Rahman ve Rahim'sin.
Selam olsun hakkın birliğine varanlara. Selam olsun hakkı hakikati özünde görenlere. Ver cemalı Muhammed Kemal İmam Şah Hüseyin. Fatma-ı Zehra ve Ali'yi birbirine verelim candan selavat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Mustafa'nın hürmetine. Hak la ilahe illallah. Birsin Muhammeden Resulullah. Aliyül Veliyullah, Veliyül Aliyullah. Ehli Beyt-i Keremullah, Müşhud-i Kemullah şefaat kıl ya Resulallah. Ya Hak, senin didarına gelecek olan bu canın ruhu açtı ve yürüttüğümüz erkanımız ve cümle hizmetlerimizi bu dergahında kabul edin. Hakkı ölen canımızın ruhu için, Rıza-i Hak için ellerimizi kaldırdık. Ellerimizi semaya, gönüllerimizi Hakk'a açıyoruz ve Hakk'ın ve bütün Hakk'ın rahmetine geçen canlarımız için ruhlarına fatiha. Bismillah, Bismillah, Allah Allah. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd alemlerin Rabbi Allah'tır, Rahmandır, Rahim'dir, din gününün valisi sultanıdır. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Dost doğru giden yola ilet bizi, kendine nimet gördüklerinin karanlık ve şaşkınlıklara saklanmamışların yolundan eyle bizi. Hakk'a la ilahe illallah, birsin Muhammeden Resulullah, Aliyyül Veliyullah, Veliyyül Aliyullah, Ehli Beyt-i Keremullah, Mürşid-i Kemullah, Şefaat'tır ya Resulullah. Hepimizin başı sağ olsun, aynen mertesini paylaşıyoruz. Tarık biraz yavaş Tarık. Bugün önünde geldim, çıkış buraya geldim, çıkacağım burada o sabahına. Ayakkabı da yuvam olma. Kabul ve makbul eylesin. Bizleri tariki müstakim bir ruhun halden ehli beytin katarından, didarından ayırmayasın. Allah. Toprağa sırladığımız canımız Hak Muhammed Ali aşkına yerini nur devrini daim eylesin. Geride kalan ailesine sabırlar ihsan eylesin. Dip bizden yardım haktan olsun. Bismillah. Allah Allah. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed Mustafa'nın yüzü şerbetine bağışlayasın ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina Aliyel Mürteza'nın yüzü şerbetine bağışlayasın. Allahümme salli ala seyyidina Hatice-i Kübra, Fatıma-i Zehra'nın yüzü hürmetine bağışlayasın. Allah Allahümme salli ala seyyidina Hasan-ı Müjdeffa, Hüseyin-i Deşti Kerbela'nın yüzü hürmetine bağışlayasın. Allahümme salli ala seyyidina İmam Zeynel, İmam Muhammed Bakır'ın yüzü hürmetine bağışlayasın ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina İmam Cafer-i Cismi'nin yüzü hürmetine bağışlayasın. Allahümme salli ala seyyidina İmam Muhammed, İmam Musa-i Kazim, İmam Rıza'nın yüzü hürmetine bağışlayasın. Allahümme salli ala seyyidina İmam Muhammed Taki Ali el-Naki'nin yüzü hürmetine bağışlayasın. Allahümme salli ala seyyidina İmam Hasan el-Eskeri'nin, İmam Muhammed Mehdi'nin yüzü hürmetine bağışlayasın. Allahümme salli ala seyyidina erenlerin, evliyaların, nebilerin, veliyullahların, 12 imam 14 masum ufakların, 17 kemeri verslerin, kıtların katarına, didarına nail eylesin onların şefaatini, cümle canların ve hakkı yürüyen canımızın canlarımız üzerinde daim eylesin ya Rabbim. Allah Allah. Allahümme salli ala seyyidina bizi sevenlerin, sevdiklerimizin, ozanlarımızın, pirlerimizin, mürşitlerimizin, ocaklarımızın yüzü hürmetine bağışlayasın ya Rabbi. Allahümme salli ala seyyidina pirimiz Hünkar Hacı Bektaşi Veli'nin yüzü hürmetine bağışlayasın. Devrin daim, toprağın bol mekanın olsun. Ya Allah, ya Muhammed, ya hepinize canlar, saygılar, sevgiler. Gelenler nazarı aracı görmeye, gittiği yerler kanunası görmeye, hizmet sahibine hizmetine şefaat buna, lokma kerimin çobanın didarına kayıt edin. Desturu şart. Lokmaları herkes yiyebilir. Desturu verir. Altınlara niye bir torpil diyecekler gittiğinde yazdığında? Şeyle tanıştı, Veli Bey'le. Sor neler demiş. Evet.
kaçacağı yoktu. Herkes yedi tabağın üzerine elini bıraktı. Bismillah, Allah Allah. Sümme elhamdülillah, sümme elhamdülillah. Nimet-i celilullah, bereket-i halilullah, şefaat kıl ya Resulallah. Sofamıza bereket, vücudumuza siyah, kalanlarımıza selamet, ahirete gidenlerimize rahmet eyle. Bizleri yitiren için Allah-u Teala hamd ve şükürler ola. Lokma sahibinin lokması hak katında kabulü makbul ola. Yiyene helal, yitirene delil ola. Hakka yürüyen çözü bacımızın ruhu revanı şal ola. Kur'an-ı Kerim'e kabri nur, mekanı cennet ola. Berek Allah'ın fikrini, inşallah, esnifini, tatrimeti, yöreyelim, siyah, sefa, Muhammeden Mustafa. Allah-u Teala Ali ve Hadi için, aman için, kalbine takanlar, kudreti devletler için, bizi duvarda unutmadan diyen kullar için, ağırın sünnete sefran, temiye sefran, sefran, lillah ve ömrün fâhtına selam. Hak kabul eylesin, lokma sahibi, lokma sahibi kabul olsun. Ben kendim.